Merhabalar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün aslında e, makyaj videosu çekmek için hazırlanıyordum ki bir anda son zamanlarda son aylarda aldığım e, yeni kozmetik bakım krem gibi ürünleri videosunu çekmeye karar verdim. Aslında makyaj videosunu çekmeme sebeplerinden biri de şuradaki yaram ve şu dudak yani dudak çevremde komple bir yaralanma oluştu. Nedenini hiç bilmiyorum o yüzden kötü göründüğü için ben de makyaj videosundan vazgeçip son zamanlarda aldığım ürünlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle ki bu ürünleri ben son 3 yani 3-4 aydır falan alıyorum ve bazılarını hiç kullanmadım, bazılarını bir kere ya da iki kere kullandım. hepsi çok yeni olduğu için ve yani bazılarını ilk kez aldığım için göstermek istedim. Kullandıklarım hakkında fikir vereceğim, kullanmadıklarım hakkında Öyle geçeceğim. Niye aldığımdan bahsederim belki. Karışık gidiyorum şimdi. İlk elime gelenlem. Şöyle şu likit Liquid e, farlarından aldım bir tane. Böyle bu sarı rengi. Metalik bu. E, bunu bloglarda çok gördüm ben. Blog yazılarında çok gördüm. E, videoları falan pek görmedim. Rast gelmedim. Şöyle bir rengi var. Ve çok güzel olduğunu falan söylüyordu. Bu renk olarak da benim çok hoşuma gitti ama çok kalıcı. Değil. Şimdi bir rujdan gidelim. Normalde hiç likit yani likit ruj kullanmıyordum bu son zamanlara kadar. Ee, böyle Avon satan bir arkadaştan böyle ürün getirtmiş. Hani al güzel falan dedi. Rengi aslında hoşuma gitti. Ambalaj falan da çok tatlı. Dudakta duruşu da iyi gibi yani hissiyat olarak iyi ama asla kullanılabilecek bir ürün değil yapışıyor böyle dudağın kenarlarına bulaşıyor mesela saçımız şöyle falan gelse Allah muhafaza her yere bulaşıyor yani sürekli açılmalı oluyor gerçekten çok çok kötü çok başarısız bence asla alınmaması gereken bir ürün boşuna aldım ve uygun da değil indirimde 15 liraydı normalde bayağı fiyatı var 30 liraya yakın herhalde ee, yine kol yani makyaj ürününden gidiyorum. Bu Kiko'nun farını aldım. Bunu ben iki gün önce aldım ve şu an ilk kez kullandım. Gözlerimdeki farlardan biri de bu. Böyle tekli farlarından yeşil rengini aldı. Çok güzel. Umarım kalıcılığı falan da güzeldir. Rengini ben çok beğendim ama asla açamıyorum. Şöyle göstereyim. Rengi baya güzel sedefli, yansımalı bir rengi var. Ben bunu çok sevdim. Rimmel London'ın böyle bir fondötenini aldım. Bu vitamin C'ymiş ve ışıltılı bir fontöten. Ee, bunu alma sebebim aslında hem indirimdeydi hem de koyu yani tonunu 2 ton koyu aldım benden. Çünkü elinde açık tonlu fontötenler vardı. Onlarla karıştırırım rengini ortalarım diye almıştım ama çok güzel bir fondöten bence. Bir kere kullandım. Bayağı ışıl ışıl duruyor. Çok güzel. Kendi ten rengime uygunu uygun olanını da alacağım. Essence'in bir kaş farını aldım. Böyle iki rengi var. Biri açık, biri koyu. Ama ikisi de kızıl alt tonu olduğu için hiç sevmedim. şimdilik kullanıyorum çünkü elimde başka kaş farı ürünü yok. Daha öncesinde de kullanmıyordum. Yeni başladım aslında kaşlarımı doldurmaya yine indirimden alınan bir ürün daha ve bunun hakkında da tam bir sürü e, söylenti çıktı biliyorsunuz bazıları çok sevdi bazıları nefret etti e, aslında bu zamana kadar almama sebebin sebebim böyle gözünün altında işte yağ bezelerinin olduğunu iddia edenler falan oldu o yüzden ben de korktum zaten benim birkaç tane var daha da çoğulur diye korktum e, ama çok da merak ediyordum İndirimdeyken aldım Şimdi nasıl kullanıyorum? Şu direkt bunu çıkardım. Hiçbir zaman bu süngerini kullanmadım. Böyle uç kısmıyla e, ne derler fırçayla kullanıyorum. Şimdilik bir problem olmadı. Zaten kullanalı 5-6 gün oldu falan. Böyle daha çok yeni bir ürün yani. Alınabilir. Şöyle Xp'nin iki tane e, eyeliner'ını aldım. Aslında bu dip liner, bu da eyeliner diye geçiyor. Bunları böyle elim alışsın diye aldım. Çünkü normalde e, hep şey kullanıyorum. Ne derler ona? Jel eyeliner kullanıyorum. Günlük kullanımda falan pek iyi değil. Sürekli akıyor, bulaşıyor. Kalıcı yukarını pek sevmedim. Bu mat. E, bu da böyle parlak duruyor. Aslında güzeller. Keşke kalıcı da olsa daha da güzel olurdu. Elime geçen dün... Ee, bu Avon'un beyaz kil içeren toni. Normalde hiç tonik kullanmıyorum ama tonik kullanmanın çok önemli olduğunu sürekli söyledikleri için ben de bir tane alayım dedim. Bu da indirimdeydi. Beyaz kil de içeriyormuş. Bu kil muhabbeti de çok döndüğü için etrafta e, iyi olabileceğini düşündüm. Daha henüz hiç kullanmadım. Nasıl kullanacağımı bile bilmiyorum. Umarım memnun kalırım bundan da. Ee, bir fardan gidelim şimdi. Yine bu Flormer'ın in bir indirimden indiriminden almıştım. Bunun renkleri çok güzel. Gerçekten inanılmaz güzel. Bunu alalı bir buçuk ay oldu sanırım. Evet. Ve birkaç kez kullandım. Yani şöyle bir şey var. Renkler çok güzel. Evet. Pigmentasyonu da işte orta iyi gibi. Ama kalıcılığı hiç iyi değil. Yani uçuyor gidiyor. Ne kadar güzel farbazı uygulasanız da uçuyor yani. Keşke birazcık da kalıcı olsaymış. Renkleri çok güzel çünkü. Ve sonunda almak istediğim Real Techniques Real Techniques Real Techniques'in bu makyaj süngeri. Bunu da müthiş bir indirimden yakaladım. Yakaladım. Sanırım kozmetika. Evet, kozmetikaydı galiba. 10 liraymıştı. Neden bir tane aldım bilmiyorum. Keşke yani 3-5 tane alsaymışım. İnanılmaz güzel yumuşacık. Şimdi rujdan devam edelim. Yine Gold böyle likit mat rujlarından aldım. Söylediğim gibi ben daha önce hiç likit mat ruj kullanmıyordum. Ama herkes çok sevdiği için denemek istedim. Kullanmak istedim. Bunun rengi de 21. Aslında güzel. Sevdim. Gayet güzel yani. Hoşuma gitti. Rengi de güzel diğer likit mat rujum da şurada bir yerde olması lazım. Bu yani Golden Rose'la bu pasteli aynı zamanda aldım aslında. Pastelin de iyi olduğunu söylüyorlardı çünkü. Ben de ikisini de denemek istedim. Hangisini çok seversem bundan sonra ona göre alırım diye düşündüm. Aslında hep olarak ikisini de çok sevdim. Tek şöyle bir pastelin artı yönü var bence. Ee, Ucundaki aplikatör birazcık daha sert pastelim ve ben sürerken daha rahat ettim. Bununki birazcık yani Golden olsun ki birazcık daha oynuyor, biraz daha yumuşak. Kötü değil, güzel. Ama ben e, sert olmasını daha çok sevdim herhalde. Biraz daha kolay uygulayabildim. Ama e, indirimde X'sinden de alırım diye düşünüyorum. X de güzelmiş. Kalıcılıkları da güzel. Zaten genel olarak herkes çok seviyor ve herkes kullanıyor. Ve ilk kez kullandığım ürünlerden biri de makyaj bazı. Bugüne kadar hiç makyaj bazı kullanmıyordum. Aslında Golden olsun makyaj bazı da çok merak ederken indirimde gördüğüm e, Oriflame'den bu Divan serisindeki e, makyaj bazını aldım. Bu ışıltılı bir baz ve gerçekten inanılmaz güzel. Yani bunda indirime girdiğinde stok yapacağım ürünlerden biri bu çok video çok mu uzun olacak bilmiyorum hızlı hızlı konuşup hızlıca bitirmeye çalışıyorum o yüzden umarım çok hızlı konuşmuyorumdur ee, örflemden devam ediyorum yine Devan serisinden bir fontadan aldım bu da ışıltılı bir fontedir ama hiç kullanmadım hatta hiç açmadım bile ee, hiç yapısına bile bakmadım daha sanırım rengini çok beyaz aldım yani öyle görünüyor evet çok beyaz gibi görünüyor Neyse belki uyguladığımda olabilir. Ee, bunu neden aldım? Bunu da çok duyuyordum ben ve ışıltılı, parlak bitişli olduğunu söylüyorlardı. O yüzden aldım. Umarım öyledir. Umarım yapısını beğenirim. Bunu da merak ediyorum. En kısa zamanda kullanacağım. Fiyatı da 26 lira mı bir şeydi. Yani çok pahalı değil. İyiydi fiyatı. Tekrar oriflameden devam ediyorum. Şimdi Olive Lyman bu makyaj bazını ben çok beğenince e, ön, bir dahaki kataloğa baktığımda hani indirimde mi diye bakıyordum. Şöyle Gorgito mu? Gorgito mu? Öyle bir serisinin makyaj bazı çıkmış. Bu da yeni olduğunu yazıyordu katalogda. Ben de o güzelse bu daha da güzeldir dedim. Çünkü bunun fiyatı daha pahalı ve başka bir seri. Ve şey yazıyordu katalogda işte aydınlık bir işte bitiş sağlıyor, işte fresh bir görünüm, işte ışıltılı bir görünüm gibi şeyler yazıyordu. Ve şöyle görünüyor zaten yansımalı bir şey. Bunu da hiç kullanmadım, hiç yapısına bakmadım ve aşırı merak ediyorum. Ee, yani aslında şey bir yandan da kıyamıyorum. O kadar güzel görünüyor ki şeyi falan böyle şişesi falan çok iyi görünüyor. Ama bu birazcık daha pahalıydı. Normalde fiyatı 60 lira bir küsür İndirimde devamlı 38 liraya aldım. Yani diğerine göre birazcık daha fiyatı yüksek. Umarım güzeldir. Güzelse ikisinden de çünkü almayı planlıyorum. Ben bu ay Oriflame'den baya bir e, alışveriş yapmışım sanırım. Tekrar Oriflame'ın son bir ürünü göstereceğim. Daha sonra diğer ürünleri geçeceğim. Oriflame'in e, yine e, şeyini aldım. Parfümünü aldım. Kadavuk da güzel kokuyordu. Aslında yine güzel kokuyor. Böyle bir kere fıstattım ben bunu. En çok da ambalajını beğendim. Ee, kalıcılığı da iyi çünkü kabanımın üstüne şöyle bir kere fıstatmıştım. Ve e, birkaç gün geçti. Hala kabanımı giydiğimde onun kokusunu hissedebiliyorum. Güzel bir parfüm. İndirimde tekrar alabilirim yani. Şu an bu neli olduğunu hiç hatırlamıyorum. Odunsu su mu çiçeksi mi? Hayır oryantal de. Evet, oryantal diye hatırlıyorum. Öyle bir kokusu vardı. Dediğim gibi en çok da ambalajını beğendim. Şimdi kokusu bile geldim. Bu video ne kadar sürdü hiç bilmiyorum. Ve daha da ürün var. Hızlıca geçeceğim. Maybelline'in yine indirimden aldığım bu ee, The Burberry Bar. Yanlış okumuyorsam. Far aldım. Ve muhteşem. Yani bu bu şeydeki bu görünümde olan bütün farları almayı planlıyorum. Zaten yılbaşı geliyor kesin indirime falan da girer bunlar. Çok güzel. Gerçekten muhteşem. Başka bir şey demiyorum. Çok iyi. Ee, şöyle yine bim, Bim'den aldım. <laughs> Ve indirimdeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu Arko Nemden bakım serisi. Ben bunu genelde böyle bacaklarıma, ayağıma dirseğime, kollarıma falan kullanmak için alıyor aldım. Güzel kokusu falan da güzel. Güzel de nemlendiriyor. Böyle yapısı biraz sıvı olduğu için e, bacaklarımı sürerken falan da rahat ediyorum. Hoşuma gitti. E, Gratis indirimden yine aldım. Bunu geçen ay almıştım sanırım. Bu Garnier'ın e, Botanik serisi. Bunu daha önce nem bombası gibi bir şey kremini almıştım ve çok sevmiştim. Bu sefer de bu botanik serisi çıkmış. Yani daha önce var mıydı bilmiyorum ama ilk kez gördüm ve bayağı sevdim. Kokusu da güzel, nemlendirmesi de bayağı güzel. Eee, indirimde falan tekrar alacağım yani. Şöyle yine karışık gidiyorum. Ee, Avon'un şöyle bir vücut spreyini aldım. Aslında vücut spreylerinin kalıcı olmuyor. Uçup gidiyor ya da ben duymuyorum, bilmiyorum. Çok almak istemiyorum ama şu şişesi o kadar tatlı geldi ki bana katalogda. Hala tatlı yani görüntüsü. Ben de şişesinin tatlılığı için aldım. Böyle yazın kullanılacak gibi değil çünkü çiçek, çiçek, meyve, bir şeyler böyle kokular kokuyor. Yazın çok tercih edilmeyebilir ama kışın güzel olabilir diye aldım. Ama kokusu çok kalıcı değil bence. Yine Garnier'ın her zaman kullandığım, asla evimden eksik etmediğim bu peelingini aldım. Çok güzel ama daha bunu hiç kullanmadım. Ee, evdekini tam böyle dibine denk geldim. Bitecek yani yakında. Tekrar Garnier'dan devam ediyorum. Bu da yine gratis indirimden aldım. E, makyaj temizleme suyu. Bunun jel olanını kullanıyordum ben aslında bir süredir. Bunu almıyordum. E, ama onu sürekli duşta kullanıyorum. Yani elimde de böyle bir ürün olsun istedim. Bu da indirimdeydi. O yüzden aldım. Nivea'nın deodorantını aldım. Bunu da daha hiç kullanmadım. Çünkü sürekli evimde bunu bulunduruyorum ben. Hatta aldığımda genelde iki tane birden alıyorum. Hani bitmesin diye. Çok güzel, çok memnunum. Bir de gerçekten hızlı kuruduğu için bu benim için avantaj oluyor. Hemen sıktığımda çok çabuk kurutuyor. Yine Avon'dan şöyle yıkama jeli aldım. Aslında şunu sürekli kullanıyorum. Yani bitmeden her indirimde 2 tane ya da 1 tane mutlaka sipariş veriyorum. Çünkü bu e, bu yıkama jeli e, cildimi kurutmuyor. Hatta nemli bir his bırakıyor. O yüzden bunu çok seviyorum. E, bu da yeni çıktı sanırım ya da ben yeni gördüm bilmiyorum. Salatalık özlü falan yazıyordu. Bunun da güzel olabileceğini düşündüğüm için aldım. Bunu bir kere kullandım ama sanırım fazla sıkmışım elime böyle kocaman bir boşluk oluştu. Bu da çok güzel. Böyle bu biraz daha jel gibi. Gerçekten salatalık kokuyor böyle ve ferahlattığını hissettim yüzümün. Yani bundan sonra böyle ikisini birden alırım diye düşünüyorum. Zaten dediğim gibi bu güzel bir ürün. Her zaman kullandığım bir ürün. Son olarak da şöyle makyaj fırçalarından bahsedeceğim şu iki tanesi farklı bunlara sonra geçeceğim. şunların hepsini Nimek diye bir markadan aldım. yani duymuşsunuz diye düşünüyorum. şurada yazıyor Nimek diye okunuyor sanırım. Ee, işte farları falan da var, ay, ruju, fondöteni, bilmem neyi her şey var ama ee, onlar hakkında pek bir yorum bulamadım ben. Genelde fırçalarını almışlar. Güzel olduğunu falan söylüyorlardı. Fiyatı da uygundu. Ee, 40 lira mı ödedim? 30 lira mı ödedim? Yani 30-40 TL civarında 10 tane fırçadan oluşuyor. Birkaç tanesini kullandım. Güzel. Özellikle ben karıştırma fırçasını sevdim aslında. Yumuşacık ve şurası birazcık da böyle kalın ya tam ele oturuyor. Hoşuma gitti o yüzden. Böyle tok bir yapısı var. Şurası ince değil yani. Bunu sevdim. Şu sivri uçlu kapatıcı kullanıyorum. Onu sevdim. Ya asıl tek sevmediğim şey şu. Fondöden fırçasının yeterince sıkılı olduğunu düşünmüyorum. Yani fondöden fırçası haricinde diğerlerini kullanılabilir buldum. Güzel bence. Yani alınabilir. Ve iki tane, son olarak iki fırçadan bahsedeceğim. Bir tanesi Avon'un far karıştırma fırçası. Aslında fotoğrafta bu daha güzel görünüyordu. Daha yuvarlak ve dolgun görünüyordu. Ama geldiğinde beklediğimden daha küçük geldi bana burası. Ama şöyle yapılabilir. Sadece şurada kriz bölgesinde yoğun bir far uygulamak için olabilir. Yani şurası küçük olduğu için şöyle şöyle yoğunlaştırabiliriz diye düşünüyorum. Bunda hiç kullanmadım ama ee, Oriflame'in kontür fırçasını aldım. Bunu da iki gün önce elime geçti. Bugün kullandım. Şöyle söyleyebilirim. Ee, toz kontür, bronzer, şey aldık, toz ürünler yani. Bunlar için çok güzel. Evet. Ve şurası küçük olduğu için şöyle şöyle. Yani ben mesela bronzlarımı falan uygularken bayağı beğendim, sevdim. Aldığı da şöyle şöyle geçtim üzerinden. Hoş ama asla e, krem ürünü asla bu dağıtamaz. Çünkü şey yani çok yumuşak. bunu Asla krem bir ürün dağıtılmaz ve biraz seyrek. Yani toz ürünler için çok güzel, ideal. Boyut da güzel ama krem ürünler için düşünüyorsanız ideal değil. Bunu da sevdim aslında. Evet toz ürün için sevdim. Videomun sonuna geldik. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım işinize yarayacağı ürünler çıkmıştır. Ee, söylediğim gibi birazını kullandım birazını hiç kullanmadım. Ama hepsini böyle yeni aldığım için yani son zamanlarda aldığım için e, göstermek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.